Evet sevgili gençler, işte geldik buradayız. Biz bu işte ustayız diyoruz ve bugün binom açılım konusuna başlıyorum. Bakın bu konu özellikle AYT'de giriyor. Bakın AYT sınavında bir tane sorunuz var. Bilginiz olsun, TYT tarafında çıkma ihtimali birazcık daha düşük. Çünkü ÖSYM hep şu ana kadar nerede sordu? AYT sınavında sormuş oldu. Şimdi binom açılım nedir? Bakın bir tane zaten özellik var. Hani bilmemiz gereken her soruyu oradan çözeceğiz. Şimdi nedir bu olay? Şöyle düşünün, tanım. X ve Y reel sayı olmak üzere, yani N pozitif olsun, X artı Y üzeri N açılımında, bunu özellikle çarpanlara ayırma konusunda da söylemiştim, işte tam kare, tam küp gibi ifadelerde ne yapıyorduk? Normal açılım yapıyorduk. Ama burası 6, 7, 8, 9 olduğu zaman iş ne oluyor? Çığırından çıkmış oluyor. Yani aslında oradaki Pascal üçgeni, Hayyam üçgeninin kat sayılarının olayı buradan geliyor. X artı Y üzerine açılımında n'inci kuvvetten binom açılımı deniyor ve bu ifade n'in sıfırlısı, n'in birlisi, n'in ikilisi böyle gidiyor ve bunlar ne oluyor? Kat sayılar oluyor. Yani buradaki açılımda terimlerin kat sayılarını bulmuş oluyoruz. Özellik olarak şöyle söyleyeceğim. X artı Y üzerine açılımında, yani bu ifadede kaç tane terim vardır dersem, n artı bir tane terim vardır. Bunu şöyle aklınıza gelsin. X artı y'nin karesi, x kare artı 2xy artı y kare. Mesela ne var? 3 tane terim var. Demek ki o zaman buradaki ifade n dediğinde bir fazlası kadar ne oluyor? Terim olmuş oluyor. Başka ne var? Açılımdaki her terimde x ve y'nin kuvvetleri toplamı nedir? Yani siz bunu açtığınızda bakın burada şöyle bakalım. Bunların toplamları 1 artı 1 neyi veriyor? N'i veriyor. Açılımda dikkat, tabii ki buraya göre bakın X ve Y olarak düzenlediğimde ne oluyor? İfadeyi üzerinde 1 1 topluyorum, ne oluyor? 2 üstteki N'i vermiş oluyor. Bunun dışında ne var? X artı Y üzerine açılımında X eşittir Y, o da eşittir 1 alınırsa kat sayılar toplamı. Yani size dedi ki işte atıyorum bir ifade verdi. Kat sayılar toplamı nedir derse, X ve Y gördüğün yerine yazacaksın? 1 yazacaksın. Bu sana kat sayılar toplamını vermiş oluyor. Açılım, X'in azalan kuvvetlerine göre düzenlendiğinde, baştan R artı birinci terim, asıl olay bu. Bakın özellikle dördüncü ifade, R artı birinci terim, N'in R'lisi, X üzeri N eksi R çarpı Y üzeri R şeklinde açılıyor ki bunu sorularda hep uygulayacağımız için aklınızdan çıkmayacak. Zor gibi görünebilir ama bakın sorularda gerçekten de kolay bir şekilde öğrenebildiğinizi göreceksiniz. Bir de şunu söyleyeyim. X artı Y üzeri 2 en açılımında ortadaki terim orta. Orta olması demek 2 n'in n'lisi. Mesela diyelim burası 6. Ortancası ne oluyor? 6'nın üçlüsü. Diyelim üst taraf 8, 8'in dörtlüsü gibi düşünerek ne yapacağız? Ortadaki terimi bulmuş olacağız. Şimdi bakalım sorularımıza. Bize ne diyor burada? Katsayılar toplamı ne yapıyorduk? Katsayılar toplamı deyince X ve Y gördüğün yere 1 yazıyorsun. Hemen bunu yazalım. Bakın 2 artı 1 üzeri 3, yani 3'ün küpü, o da ne gelir? Cevap 27, yani C seçeneği olmuş oluyor. Geldik ikinci sorumuza. Burada da bakın baştan üçüncü terimi soruyor. Şimdi asıl nereye geçtik? İşte orada size hani formüle ettiğimiz yer. Yani baştan üçüncü terim dediğimizde ne yapıyorsunuz? Bakın hep şunu yazın. N'in R'lisi X üzeri N eksi R çarpı Y üzeri R. Bu formatı kullanacağız, tamam mı? Şimdi benden istenen ne? Baştan üçüncü terim. Ve burada şunu söylüyorum. R artı 1 eşittir 3 diyorsun. Üçüncü terim olmuş oluyor. R gördüğüm yere ne yazıyorum? 2 yazıyorum. Bakın R eşittir 2. N ne? 5. O zaman nasıl uygulayacağım bu formülü? 5'in ikili kombinasyonu. Bakın X üzeri 5'ten 2 çıktı. 5 eksi 2 3. Yani buradaki ilk ifade. İkinci ifade bu 1 bölü x. Yani birinci ve ikinci olarak düşüneceğim. Y dedim burada ikinci. İkincisi ne? 1 bölü x'in karesi olmuş oluyor.
Bu ifadeyi düzenleyelim. 10 çarpı x küp çarpı 1 bölü bakın x kare. Bunlar gitti ve cevap ne geldi? Tabii ki de 10x ya ne oluyor? C seçeneği olmuş oluyor. Geldik üçüncü sorumuza. Bakın sabit terim. Şimdi sabit terimi sorduğunda ne yapacaksınız biliyor musunuz? Sabit terimde normalde biz x ve y gördüğümüz yere 0 yazarız. Bakın normalde yapmanız gereken bu. Nasıl ki katsayılar toplamı 1 dediğimde yani katsayılar toplamını sorduğunda 1 yazıyorsak sabit terimde de bu. Ancak bunu daha çok nerede kullanacağız biliyor musunuz? Polinomlarda kullanacağız. Buralarda mesela sen buraya 0 yazarsan problem oluşturur. Bana neyi soruyor? Sabit terimi. Biliyor muyum hangi terim olduğunu? Bilmiyorum. O zaman diyeceğim ki ben şunu biliyorum. Sabit terimde x ifade olur mu? Olmaz. Benim formülüm şu. N'in r'lisi x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r. Hep bunu uygulayacaksınız. O zaman diyorum ki benim sabit terimim ne olsun bilmiyorum. Burada n'im ne? 6. Yani 6'nın r'lisi diyorum çarpı ilk ifade 2x bakın yazıyorum. 2x üzeri 6 eksi r çarpı ikinci ifadene 1 bölü x eksi ama dikkat ve bunun üzerinde ne var? R var. Şimdi detaylı bir şekilde gösteriyorum ki bakın ilk başta anlayalım olayı. Nasıl olacak bu? Şimdi 6'nın r'lisi 2 üzeri ister bunu aç yani şöyle yazabilirsin 6 eksi r çarpı x üzeri 6 eksi r çarpı bakın burayı ters çevir eksi x üzeri eksi r. Şimdi diyorum ki sabit terim varsa burada x olur mu? Olmaz. Yani x'in kuvvetinin ne olması lazım? Tabii ki 0 olması gerekiyor. O zaman hemen şunu söylüyorum bunların toplamı. Bakın 6 eksi r, 6 eksi r artı diyeceğim şöyle. 6 eksi r eksi r olacak. Bakın x'lerin kuvvetlerini alın. 6 eksi r eksi r eşittir 0. Çünkü derecenin olması lazım 0. Burası sabit terim. O zaman r ne olmalı? R eşittir. Bakın 3 geliyor. Demek ki sabit terimden olacak? R 3 olacak. Yazalım o zaman. Bakın hemen uyguluyorum. 6'nın üçlüsü 2 üzeri yaz 3'ü 3 oldu. Zaten bunları yazmama gerek yok. Zaten orası 0 oluyor. Gitti. Cevap olarak ne geliyor 6'nın üçlüsü? 6, 5, 4. Bakın 3, 2, 1 çarpı 8. Bunlar da birbirini götürdü. Ne oluyor? 20 çarpı 8. O da eşittir. 160. Ama burada şu var. R gördüğüm yere eksi 3 yazdığım için. Hani bakın buradaki ifadede. R ne olacak? 3. Buradan ne gelir? Eksi gelir. Yani eksi 160 olur. Bakın burada şunlara dikkat edin. Şimdi buradaki ifadede. 6 eksi r var doğru mu? Ama burası ne? R tek kuvvet. Tek kuvvet olduğu için buradan ne geliyor katsayı olarak? Eksi geliyor. Ona dikkat edin. Onun içinden olacaktır? Eksi gelecektir. Cevapta eksi 160 olacak. Yani C seçeneği oluyor. Geldik şimdi dördüncü sorumuza. Bakın burada da diyor ki bize x artı y üzeri 7 ifadesi. X'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında sondan üçüncü terimin katsayısı nedir? Şimdi bize neyi soruyor? Sondan üçüncü terim. Hep biz formülü neye göre yazıyoruz? Baştan öğrenmiştik. Doğru mu? Baştan R artı 1. Şimdi ben bunu açtım. Bakın burada kaç tane terim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terim var. Doğru mu? Çünkü üzerinde 7 olduğu için. Şimdi diyorum ki sondan üçüncü terim. Bak sondan üçüncü terim. Ne oluyor? Baştan. Bakın bu sondan üçüncü terim. Baştan neye eşit? Altıncı terim. O zaman yazıyorum. Diyorum ki burada R artı 1 eşittir 6 ise R eşittir 5. Bizim formülümüz neydi? Diyorduk ki N'in R'lisi X üzeri N eksi R çarpı Y üzeri R. Yani N dediğim ifade ne oluyor? 7. Bakın 7'nin beşlisi x dediğim ilk ifade x üzeri bakın çıkarttık 2 y üzeri 5 oluyor.
Bu ifade 7'nin 5'lisi neye eşit? 7'nin ikilisi. Böyle yazabilirsiniz. 7, 6, 2 çarpı 1. Öğrenmiştik bunu. Bakın x kare y üzeri 5. O da ne geliyor? Sadeleştirdim. Bakın 21 x kare y üzeri 5. Yani katsayıyı sorduğum içinden olacaktır. Tabii ki de katsayı 21 olmuş oluyor. İşte bakın burası ne? Katsayı olmuş oluyor. Tamam? Mantık bu. Bak hep aynı şeyi yapıyorum. Yani burada tek bir olay var. N'in reylisi x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r. Mantık bu. Şimdi geldik 5. sorumuza. Bakın burada da neyi soruyor? Ortadaki terim. Neydi ortadaki terim? Burası 6 olduğu için hemen şöyle diyorum. 6'nın üçlüsü diyorum. X kare. İlk ifade bu. 6 eksi 3'ten 3 geliyor. Bakın 1 bölü x üzeri ne oluyor? 3 geliyor. N'in reylisi x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r. 6'nın üçlüsü ne? 6, 5, 4. Bakın 3, 2, 1. X üzeri 6, 1 bölü x küp oluyor. Bunlar da gitti ve cevap ne geldi? 20 x küp olmuş oldu. Neyi soruyor? Katsayıyı soruyor. Katsayıyı sorduğu için de cevap ne gelecek? Tabii ki de 20 gelmiş oluyor. Geldik şimdi 6. sorumuza. Bakın. Şimdi bu sorular daha çok polinomların içerisinde veriliyor. Bakın polinomların içerisinde. Ancak ben tabii ki binom açılımla alakalı olduğu için burada öğrenmemiz lazım. Bakın. Diyor ki px eşittir. X artı 1 üzeri 4 artı x eksi 1 üzeri 5 polinomunda x küplü terimin katsayısı nedir diyor. Sizin bunu normalde ne yapmanız lazım? Açmanız lazım. Ama ben diyorum ki bunu tek tek bakalım. Formülize ettik. N'in r'lisi x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r. Şimdi neye bakıyorum? X artı 1 üzeri 4 ifadesinde x küplü terimi bulmaya çalışıyorum. Hangisidir diyorum? 4'ün r'lisi. Doğru mu? Bakın hangisi olduğunu bilmiyorum. Ya ama burası x artı 1 olduğu için x küp lazım bana. Nereden x küp gelir? Direkt r'ye girmektense hemen artık şunu görebilirsiniz. X artı 1 üzeri 4 olduğu için hangi ifadede? Bakın ilki hani 4 eksi 4 ile neyi çıkartırsam x küp olacak ya bana. Küp getirmesi lazım. 4'ün birlisi, bakın 4'ün birlisi 4 eksi 1 3, 1 üzeri 1. Doğru mu? Yani buradan ne geliyor? 4 x küp geliyor. Bakın x küplü terimin katsayısı ne oldu? 4 olmuş oldu. Peki şimdi hangi ifadeye bakacağım? X eksi 1. Şimdi x eksi 1 üzeri 5 ifadesinde diyorum ki 5'ten ne çıkarsa 3 olur, x küp gelir. N'in r'lisi yani 5'in ikilisi. Bakın 5 eksi 2 3. Eksi 1 üzeri 2. Buradan da ne geliyor? 10 x küp geliyor. Bunları da toplarsak ne olur? 14 x küp ve katsayı ne oluyor? Tabii ki de 14, yani D seçeneği olmuş oluyor. Geldik 7. sorumuza. Bakın burada diyor ki x kare eksi 3 y kare üzeri n açılımında x 4 y 4 ifadesini bulunduran terimin katsayısı kaçtır? Dikkat! Bakın nasıl bir ifade var? X kare 3 y üzeri 2. Şimdi benim önce neyi bulmam lazım? Bunu da nasıl bulacağım? X 4 nedir bu? X karenin karesi. Bakın burası y kare olduğu için y karenin karesi. Yani neyi bulmaya çalışıyorum? Bu nasıl olur? Demek ki bunların toplamları bana neyi verecek? N'yi. N eşittir 4. Bakın demek ki burası ne? 4'müş. Olayı anladık mı? Bakın toplamlar, yani sen bu ifadeyi yazdığında üstlerin toplamı neyi veriyordu? N'yi veriyordu. Bana diyor ki burada soruda. Şimdi x4 y4 ifadesini bulunduran terimin katsayısı. Hangi terim bu? 4'ün nelisi gelir? Hangisini alırsam gelir? 4'ün, bak x üzeri 4 gelecek ya. 4'ün ikilisini alırsam, 4'ün ikilisi x karenin ne oluyor? 4 eksi 2'den 2 çarpı. İkinci ifade bakın. Eksi 3 y kare. Yani eksi 3 y kare üzeri 2. Bitti. Bu kadar. Buradan da ne gelir? 4 çarpı 3, 2 çarpı 1. Bakın x4. Açalım bunu. 9 çarpı y üzeri 4. Sadeleştiriyorum. 2, 6 çarpı 9, 54, x4, y üzeri 4 olmuş oluyor. Bakın 54,
X4, Y4. Zaten bizden istenen ne? İşte bu katsayı, yani oluyor? D seçeneği olmuş oluyor. Zor değil arkadaşlar. Bakın hep aynı şeyi uyguluyorum. Yaptığım tek şey ne? N'in reelisi diyoruz. Hani N'in reelisi X'leri N eksi R çarpı Y üzeri R olarak ifade etmiş oluyoruz. Geldik 8'e. Şimdi açılımda bulunan x'li terimin katsayısı. Bakın x'li terimi soruyor. Hangisinde olur biliyor muyum bilmiyorum. Göremiyorsan direkt. Çünkü bakın bu da x'e bağlı, bu da 1 bölü x kare var. Karıştırabilirsiniz, hemen 4'ün reelisi deyin. Ve başlayın x üzeri 4 eksi r. Bakın burası ne? Eksi 1 bölü x kare. Yani eksi 1 bölü x kare üzeri ne olacak? R. Şimdi bunu düzenleyeceğim ama uyanık ol artık. İşlemleri yapma hemen. Şöyle diyorum, burayı toparla sadece. 4'ün reelisi x üzeri 4 eksi r. Bunu ters çevir. Ters çevir, hemen üstüne at. Bak burayı düzenle, şöyle diyorum. Eksi ne olacaktır? X kare, yani şöyle oluyor değil mi? Eksi x, şöyle eksi 2 oluyor. Burası ne? R. Yani bunu ne yaptım? İçeride çevirdim. Şöyle oldu. Şimdi benim amacım ne? Burada benim amacım neyi bulmak? X'li terim. Bak X'li terimin katsayısı, ya katsayısı diyorum. Derecesi ne? 1. Hadi bakalım buradan 1'i elde edelim. Nasıl olur? 4 eksi R artı. Bak şimdi bununla bunu çarp. Eksi 2 R eşittir 1. Buradan ne geliyor? 3 R eşittir 3'ten. R eşittir 1. R 1 olursa oluyormuş bu. Yazalım o zaman. Bak 4'ün birlisi x üzeri 3 çarpı, dikkat bak, eksi x üzeri, yani şöyleydi, kare, üzerinde ne var? 1 var. Doğru mu? Şimdi burası açtığım zaman burası 1 olduğu için bakın eksi gelecek. Öbür türlü sen bununla bunu çarparsan eksi 2'li, hocam çift kuvvet deyip artı yapabilirsin, hata yapabilirsin. Onun içinde bak şıklarda o da var. Burayı düzenlediğim zaman, yani şuna ihtiyacım yok. Sadece şuradaki x'i görmek için yazdım bunu. Eksi 4 x oluyor. Katsayı ne? Tabii ki de eksi 4 olmuş oluyor. Bakın dikkat edin. Burada yaptığımız şeyler, yani burayı düzenle. Daha sonra eksi 2 ile 4 eksi r. Topladık, r'yi bulduk. R'yi bulduktan sonra zaten yerine yaz. Neye geliyor? Eksi 4 x, yani katsayı ne oluyor? Eksi 4 olmuş oluyor. Geldik 9. sorumuza. Burada da diyor ki bize x kare eksi 1 üzeri 8 ifadesi x'in azalan kuvvetlerine göre. Zaten hep kuvvetler azalarak gidiyor, yani x küp x kare falan diye. Yani normal bir açılım demektir bu. X'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında baştan 4. terimin katsayısına, baştan 4 değil mi? Baştan 4. terim, hemen yazıyorum. R artı 1 eşittir 4. Yani R ne? 3. Bakın bulduk. Şimdi başlıyorum. 8'in üçlüsü x kare üzeri 8 eksi 3 ne? 5. Artık yazmıyorum n'in reelisi diye. Bakın şu, yani şu formülü artık bunu öğrendik. N'in reelisi x üzeri n eksi r çarpı y üzeri r, böyle ara ara yazabilirim. Bakın x kare üzeri 5. Daha sonra eksi 1 üzeri ne olacak? 3. Çünkü ikinci ifadene eksi 1. Buradan ne geliyor? 8'in üçlüsü 8, 7, 6. Bakın 3, 2, 1. Ne oldu? X üzeri 10. Zaten bu da ne? Eksi geliyor. Bakın buradan sadeleştirdiğim zaman da ne olur? Eksi 56, X üzeri 10. Neyi soruyor bize? Baştan 4. terimin katsayısı, yani cevap ne oluyor? E seçeneği olmuş oluyor. Geldik 10. sorumuza. Burada da diyor ki x artı x küp üzeri 6 ifadesinin açılımında terimlerden biri. Yani bunu normalde açmışız. Terimlerden biri, atıyorum a x üzeri 10 ise diyor a kaçtır? Şimdi hangi terimde bu oluyor? Bakalım 6'nın reelisi bilmiyorum ya. X üzeri 6 eksi r çarpı ikincisine x küp, yani x küp üzeri r. Ben burayı ne bulacağım? 10. Hadi bakalım yapalım. Ne olur 10 bulmak istiyorsam? Şöyle 6 eksi r artı 3 r. Dikkat. Eşittir 10. Yani 2 r eşittir 4.
R nedir? Tabii ki de 2. Yazalım bunu. 6'nın ikilisi olduğu. Zaten geri kalanı yazmanıza gerek yok. Ama istiyorsanız yazın. Bakın burası ne oldu? 4. X üzerine oldu 6. Yani 6'nın ikilisi ne? 6 çarpı 5 yani bölü 2. 15 x üzeri 10. Yani A değeri ne oluyor? Tabii ki de 15 yani C seçeneği olmuş oluyor. Geldik 11'e. Şimdi bakın iki soru modeli. Burada diyor ki x artı 2y üzeri 8 demiş. Bakın açılım vermiş. Yani neyi soruyor? A'yı soruyor. Aynı mantık. Bak küp olacak. 8'in hangisinde x küp gelir? X küp olması lazım. 8'in 5'lisinde gelir. Doğru mu? 8 eksi 5. Çünkü burası x olduğu için bakın x küp çarpı 2y üzeri ikinci ifade bu. 5. Bitti. Bu kadar. Yani bu neye eşit? İşte buna eşit. Yazalım. 8'in 5'lisine eşit. 8'in 3'lüsüne. 8, 7, 6. Bak 3, 2, 1 çarpı x küp çarpı 32 çarpı y üzeri 5. Buradan da bunlar gitti. Ne oldu? 56. Yani 56 çarpı 32 çarpı x küp çarpı y üzeri 5. Bize neyi soruyor? A'yı soruyor. Sizce A hangisi? Bakın bu ifadede A hangisi? Gördüğünüz gibi 56 olmuş oluyor değil mi? Yani cevap nedir? Tabii ki de D seçeneği işte size çıkmış bir soru tarzı. Hep aynı şey. Başka bir olay yok burada. Dediğim gibi bakın n'in r'lisi işte x üzeri n x r çarpı y üzeri r. Mantık bu. Geldik 12. sorumuza. Burada da bize neyi soruyor? A'yı soruyor. Nerede A? Bakıyorum x üzeri 6'da. Hangisinde olduğunu biliyor muyum bilmiyorum. N'im ne? 8. 8'in r'lisi diyorum. Başlıyorum 2x üzeri bakın 8 eksi r diyorum çarpı eksi 1 bölü x dikkat eksi 1 bölü x üzeri ne olacak r olacak. Şimdi burayı düzenlediğimde ben buradakini üstü 6 bulmam lazım. Nasıl olur 6? Hemen burada yapın işlemi artık düzenlemeyin. Bak buradan 8 eksi r x lazım ya bana 8 eksi r burada var. Ben bunu ters çevirirsem ne gelir? Eksi R'ye gelir. Bak burayı düzenli istiyorsan, hocam ben onu göremem diyorsanız, istiyorsanız bakın bir adım daha ilerleteyim. Yani göremeyenler için söylüyorum. 8'in R'lisi bakın 2X üzeri 8 eksi R çarpı eksi burası ne olacaktır? X üzeri eksi R. Öyle değil mi? Yani böyle yazabilirim. Şimdi buradan sonra diyorum şunu yap. Hemen bunların üstlerini topla. Neye eşit de 6'ya. 8 eksi r eksi r eşittir 6 ise r eşittir nedir? 1'dir. R'nin değeri 1'miş. Bundan sonra yerine yazacağım. Başka bir olay yok. Yazalım. 8'in birlisi. Bakın çarpı 2x üzeri 7 çarpı eksi x üzeri eksi 1. Değil mi? Böyle yazacağım. Buradan da ne geliyor? İşlemi yapalım. Kaç oluyor? 8 çarpı 2'nin 7. kuvveti. Bakın ne olur? Orası dursun 2'nin 7. kuvveti. Zaten burası ne? Tek kuvvet eksi olacak. O zaman başına da eksi koyuyorum. Ne oldu? X üzeri zaten 6 geldi. Bu işlemi düzenlersek, bakın düzenlersek ne oluyor? 2'nin küpü 2 üzeri 7 eksi 2 üzeri 10 çarpı x üzeri 6. Bizden istenen ne? Tabii ki de A değeri. Bakın önünde zaten eksi olduğu için A ne olur? 2 üzeri 10 olmuş oluyor. Cevap nedir? D seçeneği olmuş oluyor. Geldik şimdi 13. sorumuza. Bakın yine iki soru modeli. Demek ki sınavda buna benzer yine soru gelmiş demektir bu. Şimdi N bir doğal sayı olmak üzere ifadeyi vermiş. İfadesinin açılımındaki tüm katsayıların aritmetik ortalaması 3,2. Yani katsayıların aritmetik ortalaması ne demek bu? O zaman katsayılar toplamı, değil mi? Aritmetik orta nedir? Katsayılar toplamı bölü sayı eşittir aritmetik ortadır. Aritmetik orta ne? Tüm katsayılarını toplarsın, terim sayısına bölersin. Öyle değil mi? Terim sayısı. Şimdi aritmetik orta neymiş? 3,2 yazıyorum. Bakın 3,2 eşittir. Katsayılar toplamı neydi? X gördüğüm yere 1 yazıyorum. Bakın X'in Y'nin olduğu yere 1 yazıyorum. Yaz şimdi 1'i. 1 artı 1 bölü 1 yani 1 oldu. Üzerinde n var. Kaç tane terim var burada? N artı 1. Çünkü n tane olduğu için n artı 1. Katsayılar toplamını terim sayısına böldüm. Şimdi 3,2 nedir burası?
32 bölü 10. 32 bölü 10 ne? 16 bölü 5 eşittir. 2 üzeri n bölü n artı 1. Buradan n kaç olmalı diye soruyorum size. N'nin değerine yani n eşittir 4 olursa sağlıyor. Demek ki n ne olmak zorunda? 4 olmalı. Neyi soruyor bize? X kareli terimi soruyor. Bakın x kareli terim nedir diyor. Tamam ben n'yi buldum. Burası 4. Şimdi soruyorum kareyi bana bulun diyorum. Kareli terimi. 4'ün r'lisi. Bakın x üzeri 4 eksi r çarpı 1 bölü x üzeri r. Hemen işlemi yapalım artık. Burayı bakın şöyle burayı ters çevirebilirsiniz. Yani direkt hani kafadan şöyle yapıyorum. 4 eksi r ters çevir eksi r eşittir 2. Buradan da r ne geliyor? R eşittir 1 geliyor öyle değil mi? 4 eksi 2'den 2, 2 r, r yani neymiş? 1'miş. Yerine yaz. Buradan ne olacak? 4'ün birlisi. Zaten r gördüğüm yeri 1 yazarsam herhangi problem yok. 4'ün birlisi x üzeri 3, 1 bölü x yani cevap 4x kareden yani 4 olmuş oluyor. Cevap nedir? A seçeneği olmuş oluyor. Geldik 14'e. Aman Allah'ım Tanrım kafamın içi alev alev dediğimiz sorulardan ancak bakın olayı öğrendik artık. Nedir burada? Hep aynı şeyi uyguluyoruz öyle değil mi? N'in r'lisi neydi? X üzeri n eksi r, y üzeri r. Mantık bu. Şimdi sorumuza bakalım. Diyor ki bize a pozitif bir gerçel sayı olmak üzere x artı a bölü x üzeri 8 ifadesinin açılımındaki x üzeri eksi 2'li terimin katsayısı x kareli terimin katsayısının 9 katıdır. A kaçtır? Şimdi önce ben burada bir şunu bulayım. Hepsi için genel geçer kuralı yazıyorum. 8'in r'lisi. X üzeri 8 eksi r çarpı a bölü x üzeri r diyorum. Doğru mu? Tamam. Şimdi adam benden ne istiyor? Diyor ki eksi 2 olsun diyor. Tamam eksi 2 için yazıyorum. Bakın bu ifade için çözüm yapıyorum. Yani 8 eksi r hop buradan ne geliyor? Ters çevirdim. Altta ya bu. Hani a çarpı x üzeri eksi r eksi r eşittir eksi 2. Yani 2r eşittir 10 yani r eşittir 5 olmalı. Yani r 5 olduğunda burası x üzeri eksi 2 geliyor. Tamam bunu buldum. Bir de x kareli terim için bakalım. Aynı ifade 8 eksi r eksi r eşittir 2 diyorum. Öyle değil mi? Bakın bu sefer 2'ye eşit diyorum x kare dediği için. Buradan da ne geliyor? 2r eşittir 6'dan r eşittir ne geliyor? 3 geliyor. R'nin değeri de 3. Şimdi diyor ki bana x kareli x üzeri eksi 2'li terimin katsayısı x kareli terimin katsayısının 9 katıdır. Tamam yazalım. Şimdi 5 olduğunda 8'in 5'lisi. Bakın x üzeri zaten 3 yazmasam da olur ama yine yazayım. Çarpı a bölü x üzeri bakın 5 değil mi? Şöyle. Eşittir bu ne? 8'in 3'lüsü. Aynı mantık x üzeri 5 çarpı diyorum. Bakın a bölü x üzeri 3'ün 9 katıymış. Tamam bunu yapalım. Şimdi bakın buradan ne geliyor? Yani denklemi kurdum. Diyorum ki 8'in 3'lüsü ile 8'in 5'lisi aynı şey. Katsayılar beni ilgilendiriyor. Bakın katsayılarından bahsediyor. X'lerle işim yok benim. Katsayı. Buradan katsayı ne gelir? A var. A üzeri 5 geliyor. A üzeri 5. Geri kalanın benim için önemi yok. Buradan ne var? A üzeri 3 geliyor. Bakın A üzeri 3 çarpı 9. X'lerle işim yok. Katsayılarla işim. Bak A üzeri 5, A üzeri 3 ve 9. Şimdi sadeleştirdim bunu. Ne geldi? A kare eşittir 9. A ne? Ya 3'tür ya eksi 3'tür. Bizden istenen ne? A pozitif dediği için de tabii ki de cevap ne geliyor? 3 gelmiş oluyor. Cevap yani nedir? C seçeneğidir. Bakın hep şunu söylüyorum. Size burada çözdüğüm sorular ya sınav ayarındadır. Yani önce tabii ki alıştırma düzeyinde var. Öğretme düzeyinde. Yani buradakiler size sınavda soru çözdürür. Yeter ki konuyu anlayın. Güzel bir şekilde dinleyin. Bakın hep yaptığımız şeyler aynı şeyler. Başka bir olay yok zaten. Geldik 15'e. Yine benzer bir polinom sorusu. Bakın yani polinom formatında sorulmuş. Px eşittir x eksi 1 üzeri 4 çarpı x artı 2 üzeri 5 polinomunda x 8, x üzeri 8'li terimin katsayısı kaç? Nasıl olacak bu x üzeri 8'li ifade? Nasıl gelir bu çarpım durumunda?
Şöyle olabilir mi? Mesela x üzeri 1 çarpı x üzeri 7. Mesela burada x üzeri 1 gelir, buradan x üzeri 7 gelir. Gelir mi? Gelmez. Doğru mu? O zaman bu gitti. Peki şöyle bir şey olabilir mi? X üzeri 2, x üzeri 6'lı bir ifade gelebilir mi? Yani bakıyorum buradan 2 gelir de buradan 6 gelmez. O da gitti o zaman. Ne olur? X üzeri 3, x üzeri 5 gelir mi? Evet gelir. Başka ne gelir? X üzeri 4, x üzeri 4 gelir. Doğru mu? Başka olur mu? Olmaz. Yani bunlar olabilir. Başka da olmaz ki. Şimdi bakalım o zaman. Çünkü burası 4 olduğu için. Yani x üzeri 5'e x üzeri 3 de olurdu ama bakın burada ne var? 4 var. Şimdi demek ki benim incelemem gereken ne? 2 tane ifade var. Birincisinden x küp, ikincisinden x5 getireceğim. Birincisinden x4, ikincisinden x4 getireceğim. Haydi bakalım yazalım. Şimdi diyorum ki 4'ün şuraya yazayım. X küplü ifade bakın buradan. X küp ve x5 getiriyorum. Yazalım. 4'ün kaçlısından x küp gelir burada? 4'ün birlisi. Bakın 4'ün birlisi x küp eksi 1 üzeri 1 diyorum. Devam ediyorum. Buradan ne gelir? Buradan da x üzeri hani 5 gelecek ya. 5'in kaçlısı olur bu 5'in kaçlısı? 5'in kaçlısından olması lazım. 5'in sıfırlısı olmalı ki bakın 5'in sıfırlısı x üzeri kaç oldu? 5 çarpı 2 üzeri ne olacak? 0 olacak. Değil mi? 2 üzeri 0. Buradan ne geliyor bakalım. 4'ün birlisi 4. Ama bu ne? Eksi 1. Yani eksi olmuş oldu. 5'in sıfırlısı 1. Geri kalanlarını yazmıyorum zaten. Yani 5'in sıfırlısı 1. Buradan ne geliyor? Eksi 4 geldi. Bakın bunu buldum. Peki haydi bakalım bir de şu 4'e 4'e bakalım. 4'e 4. Yani x 4, y üzeri 4'lü ifadeye bakalım. Nasıl olacak bu? 4'ün kaçlısından 4 gelir? 4'ün sıfırlısından. Bakın 4'ün sıfırlısı x üzeri 4 çarpı eksi 1 üzeri 0 çarpı geldim şimdi buraya. 4 getireceğim. Nasıl olur? 5'in birlisinden gelir öyle değil mi? 5'in birlisi bakın x üzeri 4, 2 üzeri 1. Bu işlemi yapalım. 4'ün sıfırlısı zaten 1. Sıfırıncı kuvveti olduğu için hep buradan bakın 1 geliyor. Katsayılar önemli. 5'in birlisi 5, 2 ile çarpıyorum 10. Buradan da 10 geldi. Neyi soruyor bize? Katsayısını. Tabii ki cevap ne oluyor? 6 yani B seçeneği olmuş oluyor. Geldik 16. sorumuza. N rakam olmak üzere x küp eksi 2x kare üzerine açılımda x 25'li terimin katsayısı kaçtır? Bakın bize neyi soruyor? X üzeri 25'li terimin katsayısı. Şimdi tabii ki burada ne var? Ne ifadesini ben bilmiyorum. Sadece onun rakam olduğunu biliyorum öyle değil mi? Verilen ifadede tabii ki bir düzenleme yapacağım ama önce x üzeri 25'li terimi bulmam lazım. X üzeri 25'li terimi odaklanıyorum. Nasıl bulacağım? N'in reelisi diyelim. Bakın N'in reelisi. Şimdi N var. Hangi ifadede geliyor? X küp üzeri N eksi R çarpı eksi 2 bakın X kare üzeri R. Şimdi bu ifadeyi düzenlersem bakın üzeri 25 olacak ya. Şöyle düşünün. Şöyle yapayım. Burada. Bunu dağıttığım zaman şurayı 3'ü dağıtalım. 3N eksi 3R artı 2R oldu. Var mı herhangi bir problem diye bakıyorum. Yok. Bu neye eşit? 25'e eşit olması lazım. Bakın işlemi düzenleyelim. 3N eksi R eşittir 25 olduğunda N ve R hangi ifadelerde sağlıyor? Ona bakalım. Şöyle rakam sonuçta bu. Ben buraya 9 verirsem bakın rakam ya ne oldu 27. O zaman R ne olur? 2. 8 versem 24 R ne oluyor? Negatife düşüyor. Demek ki N ve R belli. Yani N'in değeri neymiş aslında? Bakın 9'muş. Değil mi? 9. Zaten bunu soruyor. N ve R'yi bulduktan sonra başka bir olay yok. N'in R'lisi. Yani 9'un ikilisi diyeceğim. X üzeri zaten bunları yazmama gerek yok ama yine de yazalım. N ve R bakın ne oldu 7. X küp yani 21 oluyor. Çarpı eksi 2 X kare üzeri 2 oluyor. Benim için önemli olan ne?
katsayı. Katsayıdan da ne olacaktır? Zaten bakın 4, 21 daha 25 geldiğini görebilirsiniz. 9'un ikilisi ne? 9 çarpı 8 bölü 2, eksi 2'nin karesine 4, sadeleştirdim. 72 yani 144 olmuş oluyor. Cevap nedir? E seçeneği olmuş oluyor. Ve geldik 17'ye. Aman Allah'ım Tanrım, yine kafamın içi alev alev dediğimiz sorulardan. Şimdi sorumuz şu. Diyor ki A pozitif gerçel sayı olmak üzere A bölü x kare eksi x küp üzeri 6 demiş ifadede. Açılımında sondan 3. terim. Burada kaç terim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi buna benzer zaten çözmüştüm. Sondan 3, baştan kaç? 5'e eşit. Yani bunu hatta ardışık sayılardan da bulabilirsiniz. Son eksi ilk artı 1 gibi de oradan da yazabilirsiniz. Ama ben formül sevmiyorum da ezberlemiyorum da. Zaten 7 tane terim var. Sondan 3. baştan kaçıncı? 5. terim. Çok basit yani, her yeri de formülle doldurmaya gerek yok. Baştan bakın 5. terim, yani R artı 1 eşittir 5 dersem R ne geliyor? 4 geliyor. Şimdi bunun katsayısı 240'muş. O zaman yazıyorum. 6'nın dörtlüsü A bölü X karenin 6 eksi 4 2 çarpı bakın eksi X küp üzeri 4. Şimdi bunun katsayısı 240'muş. O zaman ben neyi bulacağım? Katsayı bulacağım. Başka bir olay yok ki. Yani benim işim katsayılarla 6'nın dörtlüsü 6'nın ikilisine eşit 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1. Bakın buradan ne geliyor? A kare geliyor. Geri kalanı atın gitsin. X değişim yok. O da eşittir. Nedir? Bakıyorum 240. Bakın 240. Sadeleştirelim. Burası ne oldu? 3 değil mi? 15 yani 3'e böldüm. Bakın 80. A kare eşittir. Kaç oldu? 16. Yani A'nın değerine 4'e eksi 4. Bakıyorum. A pozitif gerçel sayı dediği için de cevap ne olacak? Tabii ki de 4 değeri olacak. Yani cevap nedir? D seçeneği olmuş oluyor. Ve bu konuda böylece patates oluyor. En sevdiğiniz konuya geliyoruz. Olasılık konusuna. Tabii ki oraya geçmeden önce ne yapacağız? Bir ödevimiz var. Bunlar bakın yapılacak. Hemen söylüyorum, ödev. Buradan bir tane soru geliyor. Nerede geliyor? AYT sınavında. Özellikle AYT'de geliyor. Arkadaşlar ama hani kolay bir konu, zor değil. Sadece düzenli bir şekilde bakın buradan şöyle 20-30 tane soru çözseniz bile hep aynı şeyleri yaptığınızı göreceksiniz ki gördük de. Burada önce şunu yapın. TYT video ders notu. TYT video ders notunu tekrar et. Tekrar et. Sıra sende testini çöz. Sıra sende testini çöz. Tamam mı? İlk olarak bunu yapacaksın. İkincisi, yine daha önce de söyledim. Bakın permütasyon kombinasyon asılık taktikler serisinden orada binom var. Yani taktikler serisinden bunu çözebilirsin. Taktikler serisi binom testleri. Tamam mı? Binom testleri. Üçüncüsü de şöyle. TYT soru bankası. TYT soru bankası. Yani bunları çözdüğünde buradan yani en şöyle söyleyeyim 60-70 tane soru çözeceksin. Yani 70 tane bile çözsen binom açılım için yeterlidir. Çünkü dediğim gibi hep benzer şeyler. Çünkü ÖSYM zaten hani konunun özü bu. Belli yani, tek bir formül var. O formül üzerinden zaten çözüm yapıyoruz. Başka bir şey yok. Artık sonlara geliyoruz arkadaşlar. Bakın yani şunu söyleyeyim. Defalarca söylüyorum, birçok videoda söyledim. Önemli olan hızlı gitmek değil. Önemli olan yeterli soru çözerek ilerlemek. Sakın soru çözmeden geçmeyin. Vermiş olduğum ödevleri yapmadan geçmeyin. Ödevleri yaptıkça netleriniz artacak. Onu söyleyeyim. Bakın iki tane konumuz kaldı. Olasılık. Bundan yani asıl hani olasılıkla aslında bitiyor TYT. Ondan sonra polinom var. Yani olasılık ve polinomla birlikte konularımız bitiyor. Yani toplamda da hani kalan video sayısı maksimum 5 tane videomuz kaldı. Onu söyleyeyim. 2 tane olasılık, 3 tane de polinom, 5 tane videomuzla birlikte ne yapacağız? Artık olayı bitireceğiz. Bir sonraki dersimiz olasılık. Olasılıkta görüşmek üzere. Hoşça kalın.